Sevgili izleyiciler, televizyon programının 3. ve son bölümündeyiz bugün. Evet, değerli yazarımız Ali Sefünç bizimle birlikte. Aynı şekilde Özge Öz Erdoğan da sanatçımız güzel müzik yorumlarıyla bizi başka dünyalara götürüyor. Ali Bey, şimdi burada kitaplarınızı da gösterme şansım var. İlk kitabınız olan Her Şey Dahil Türkiye. Evet. Bu kitabı biraz daha açar mısınız? Neler var içinde? Hayatımı ben tel dolaptan difirize bir hayat olarak tanımlıyorum. 1959 doğumluyum. Dolayısıyla bu geçen süreçte hem dünya hem Türkiye çok büyük değişimler yaşadı. Ve bu değişimler içinde birçok sorunumuzun kökeninde yanılsamalarımızın, yanlış algılamalarımızın olduğunu düşündüğüm için bunların dökümünü yapmak üzere anılarımla da tatlandırarak orada ekonomiye dair çok ciddi kavramların çok anlaşılır tanımlarını da yaparak işletmeci de olduğunuz evet, için içinde aslında, de sanıyorum oldukça fazla ayrıntı konu var değil evet, mi? Evet. 210 baş gibi başlık altında. Evet. Hatta sivil darbe ekonomisinden tutun bazı yerlerini okuyorum. Ne bileyim işte hukuk dilini eleştirdiğiniz yerler var. Hem siyasi tarihimizi aslında, evet. Hem de onun yanlış anlaşılan evet, kamuoyu evet, bilgisini evet, bir yerde irdeliyorsunuz. Şimdi yanlış anlaşılmalarımızın en temelinde yatan konu da şu sanırım. Her birimizin bir hayata bakış açısı var ve biz onunla sınırlayarak, bir çerçeve içine alarak ön yargılarımızla bakıyoruz evet, yani olaylara. Özellikle gençlere Türkiye'yi anlatırken bir büyük bir puzzle'ın belki 8-10 parçasını alıp Türkiye, bir kısmımız Türkiye bu diyor. Diğer bir kısmımız kategorik ideolojik evet, bakıyoruz yerine göre. Evet. Öyle bakıyoruz ve sınırlı ideolojik diyeyim. İdeolojik evet, de bakılabilir ama evet, daha esnek, daha geniş şey, daha açıdan geniş bakıldığında tüm ideolojileri anlamaya çalışırsak veya tüm gerçekleri, yani ideolojiye ulaşmak için de tüm gerçeklerle bir bağ kurmak gerekiyor. Evet, gerçekleri gözden ırak tutmamak gerekiyor. Tabii gerçeklerle bağ kurmak da biraz bedelli bir şey. Bedelli bir şey bedelli ve bir ön şey, yargılarımızla, evet, değerlerimizle evet, bunu yapmak da zor oluyor ama siz bunun evet, işaretlerini ve yöntemlerini... Genç kuşaklara, yani ben çok konuyu, genç kuşaklara, o puzzle'ın mümkün olduğu kadar çok parçasını genç kuşaklara vermeyi tercih ettim. Evet. Buna gayret ettim. Çarpık Türkiye anlayışlarını düzeltmeye çalıştınız bir bakıma. Bir düzeltmek de değil de hani gösterme anlamında benim düzeltmek. Kitabımın girişinde şöyle bir tanımı var. Farkına varmanın rahatsızlığıyla rahatsız etmek için yazıyorum. Evet. Şimdi tam da bununla ilgili olarak sizin kullandığınız yine yapıcı yıkıcılık diye bir kavram var. Evet. Siz herhalde aslında yapıcı yıkıcılık kavramı derken bunu mu kastediyordunuz? Yani evet, aslında yapıcı yıkıcılık bir işletmecilik kavramı ama biz hayatın her alanında bunu kullanabiliriz. Şöyle açıklayayım. Birçoğumuz hayatımızdaki olumlu bir durumu ortadan kaldırmadan önce bir garanti istiyoruz. Hani daha iyisini bulayım, beni daha tatmin edenini bulayım. Kötü binayı yıkmıyoruz mesela. Yıkmıyoruz. Yıkılmakta olan binayı yıkmıyoruz. Evet, bir iyisini bulursam bunu yıkarım deyip içinde kalıyoruz. Evet. Derken bir deprem oluyor. Evet, evet. Ve biz de o depremin altında kalabiliyoruz. Dolayısıyla oysa, yıkılması gerekiyorsa, evet, yıkılacak noktaya gelmişse. Yıkarsak bir boşlukla karşılaşırız ama o boşluk aynı zamanda doldurulacak bir alandır, bir evet, fırsattır diye Özge düşünüyorum. Özge Hanım, sizin de hayatınızda hiç yıkıp yaptığınız bir şey oldu mu? Yapıcı bir yıkma? Yapıcı, şu anda hiç düşünemiyorum ama. Ama mesela okul seçiminde, meslek seçiminde ne bileyim başka seçenek vardı, aileniz başka bir şey söylüyordu da. Tabii ha, evet öyle. Genellikle konservatuara gidenlerin kesinlikle hikayesidir. Yapıcı oldu. Evet. Yani şeydi, benim ortaokulda ben başlamıştım müzik eğitimime, bağlama çalarak başlamıştım bir kursta. Telden'de müzik merkeziydi. Ümit Yılmaz'ın öğrencisiydim. Daha sonra hani hiç aklımda yoktu benim
konservatuvarda okumak. Hı hı. Ve ailemde hani akrabalarım da yoktu müzisyen olan. Genelde hani babadan hı hı. gelir çalma geleneğiyle büyür. Öyle bir şey de yoktu. Müzisyen. Hani öyle bir şey de yoktu. Çalan eden de yoktu. Söyleyenler çoktu. Büyüklerim söylerlerdi hep. Ama konservatuvara başlamak kesinlikle. Böyle bir şey oldu değil mi? Evet. Evet. Liseden peki, sonra oldu yani her şey. Bir de şiddet dilinin yansımaları diyorsunuz. Evet. Bunu da ben önemsiyorum. Siz işaret ediyorsunuz, gösteriyorsunuz gençliğe, yeni kuşaklara. Evet. Daha doğrusu tüm topluma bu mesaj değil mi? Şiddet evet. dilini niye biz bu kadar çok kullanıyoruz? Şimdi hayatımız son dönemde tabii ki kadına şiddet gerçekten çok üzücü boyutlarda. Biz hep sonuçlara bakıyoruz. Oysa biraz sorunlara bakmamız gerekiyor. Kaynağına bakmamız evet. gerekiyor. Yine sizin çok güzel bir kavramınız var. Sorunlardan ve sonuçlardan anlam evet. çıkarmasını bilmeliyiz diyorsunuz. Evet, evet. Çıkarmıyor muyuz? Şimdi daha çok sonuçlardan o da kısmen anlam çıkarmaya yönelik yaşıyoruz. Yani sorunları analitik düşünerek, sorunları önceden görmek, varacağı yeri önceden tespit etmek varken biraz kolaycılık, biraz konfor düşkünlüğü bizi ancak başımıza geldiğinde anlar hale getirmiş durumda. Belki her toplumun böyle bir dönem geçirmesi gerekiyor. Belki biz bu dönemleri atlamış olabiliriz. Doğru. Çünkü sanayi devrimini atlamışsınız, Rönesans reformu yaşamamışız. 1800'lerin başlarında batıda teknolojik gelişmeler filizlenirken biz daha günlük hayata dönük durumlarla daha ufak sorunlarla evet, yaşamışız evet. değil mi? Bu yüzden çocuk toplumuz ve deneyimlerimiz az. Belki hepimizin başarısız olacağımızı bile bile bir şeyleri denememiz gerekiyor. Belki ben şarkı söylemeliyim. Evet. Bunu söylemeye çalışırsam şarkı söylemenin, ses sanatçısı olmanın ne kadar zor olduğunu anlarım ve daha çok saygı duyabilirim. Ve belki vazgeçerim, başka bir şey yaparım evet. ama herkes anlarım. Yazabilir. İyi sonuç çıkarır. Örneğin ben kendi payıma düşenleri yazdığımı söylüyorum. Böyle düşünüyorum. Evet. Herkesin payına düşen de bir şey var diye düşünüyorum. Belki yazacak başka kişiler evet. de olabilir. İsterseniz evet. şimdi... Şiddetle ilgili şöyle, evet. Şiddet dilden aslında düşüncelerle başlıyor, travmalarımızla başlıyor. Birbirimize travmalarımızı aktararak acımızı yaşamak yerine acımızı çıkartmaya çalışarak acısını bir çıkartma, evet kültürü dışa vurma. Evet. Oysa evet, biraz acımızı yaşamayı bilelim, bilelim. Başkalarından bunun acısını evet, bu, çıkartmayalım değil mi? Böyle olduğunda ne zihnimizde şiddet olur, ne dilimize vurur, ne de dilimizden fiili şiddete dönüşebilir. Aslında burada güzel bir mesaj var. Yani şiddetin, öfkenin kontrolü veya bizden uzaklaştırılması için de bir yöntem veriyorsunuz. Acımızı yaşayalım, acısını başkalarından çıkartmayalım evet. diye. Şimdi biz acısını sizden mi çıkartacağız? Şimdi? Ah dağlar. Sıra bana mı dağlar, geldi? Sıra sizde. Bu hangi yörenin? O da Trabzon. Trabzon yöresi, evet. Karadeniz'de de geziniyoruz evet. bu sefer. Ah dağlar, serin dağlar. Senin kara kaşına ne yazılar yaz.
karşıdan el eyleme, yar beni del eyleme, karşıdan el eyleme, yar beni del eyleme, öldürürsen sen öldür, kötüye kul eyleme, öldürürsen sen öldür, kötüye kul eyleme, yar vuruldum vuruldum senin kara kaşına, ne yazılar yazılmış ha bu garip başıma, ne yazılar yazılmış ha bu garip başıma, yar vuruldum vuruldum senin kara kaşına, ne yazılar yazılmış ha bu garip başıma, ne yazılar yazılmış ha bu garip başıma. Karadeniz türküleri böyle hoş bir şekilde başlıyor ve hoş bir şekilde de bitiyor. Her yöre türküsünü söyleyebiliyorsunuz anladığım kadarıyla Özge Hanım, evet. Öyle mi? Çok her yöreyi söylemeye çalışıyorum. Çalışıyorum diyorsunuz. Çok başarılı. Çok daha öğreneceğimiz çok fazla şey var. Ne güzel, ne güzel. Evet, hepimiz hayatın öğrencisiyiz, öyle değil mi? Evet. Evet. Ali Bey, bunu yazan kişilerden biri olduğunuz için ikinci kitabınızdan da kısaca söz edelim. Evet. Kaldırım Takıntısı. Bu neden bahsediyor? Bu son yıllarda belki ortaya çıkan çok geniş bir beyaz yakalı kitlesi, üniversite mezunu, büyük hayallerle üniversiteyi bitirmiş ama aradığı işi bulmakta zorluk çeken bir beyaz yakalı, işsiz kalmış bir beyaz yakalının kaldırımlar üstünden hayata tutunuşu ve aynı zamanda da kaldırımlara yansıyan hayatları konu alan bir roman. Kaldırım derken işsiz, evsiz, barksız bir üniversite mezunu mu? Yani ev, yani babasının yanında yaşıyor. Annesinin babasının yanında yaşıyor. Oraya sığınmış ama kendi hayatını biçimlendirme ve kendi hayatını kurma konusunda tabii işsiz bir insanın yaşadığı zorlukları yaşıyor. Beyaz yakalılar sessizce yaşıyorlar bunu. Aslında çok geniş bir kitle. Bugün üniversiteye giren, her sene giren öğrenci sayısına bakarsak ne kadar büyük bir kitle olduğunu görürüz. Anladım. Bu da o zaman birçok gencimizin... Dönem romanı aynı zamanda. Dönem romanı değil dönem mi? Dönem romanı, evet. Dönem romanı, evet. Ve döneme tanıklığımı yansıtmayı roman. Önemsiyorum. Peki oradaki en önemli sizin aldığınız ve yansıtmak istediğiniz mesaj nedir? Yani günümüz beyaz yakalı, eğitimli ama işsiz gençler en çok hangi sorunla baş başalar? Evet. Aslında ezberi yıkamamak ciddi bir sorun olarak karşımıza, hepimizin karşısına çıkan bir şey. Her zaman bir çıkış yolu çıkışın vardır. Olduğuna inanıyorum. Evet. Bunu bulabilmek için de emek vermek gerekiyor. O sınırları, zincirlerden kurtulmak gerekiyor. Yani kendimizi özgürleştirmemiz gerekiyor. Yani bazı işte kalıpların dışına çıkmamız gerekiyor. Yani işte kamuda iş bulamadım, bankalarda iş bulamadım, işletme mezunu. Evet. Yani hayat tek orası yeni değil, yeni bir değil mi? Başka bir branşı da okuyabilir insanlar. İkinci sınıfta bırakabilir. Evet. Her şey dahil Türkiye'de de dillendirdiğim bir mevzu. Bildiğim istatistiksel verilerden hareket ederek şunu söyleyebilirim. Yaklaşık üniversitede branş seçme memnuniyeti %50'yi aşmıyor. Genellikle yani yarısı mutlu, yarısı mutsuz. Mutsuz. Demek dolayısıyla evet. Hayatın başlangıcında yani ben bu branşı okumaya başladım, hayatımı böyle de sürdüreceğim diye bir şey yok. Yani evet. Kayıpları biz başta yaşarsak birkaç yıllık kaybı bir hayatı kurtarabiliriz.
Evet, bazen de kayıplar kazancın da yolu olabilir. Evet, o da olabilir. Bu arada sizin üçüncü kitabınız İskele'de Minder Tatili. Evet. Bu kitap için sevgili Mario Levi birkaç cümle yazmış. Onu izninizle okuyayım. Ali Sefünç bu kitabıyla bizi yine acıklı bir Türkiye yolculuğuna çıkarıyor. Öyle acıklı dediğime bakmayın. Gülmekten yer yer kırılıyorsunuz aslında. Mizahın gücü işte. Yazar bu işi çok iyi biliyor. Yalnız dikkat edin, siz de bu kitabı kendi minderinize uzanmış okuyorken metnin içinden birileri size çok tanıdık gelebilir. Evet, Mario Levi bu sözcükleri de değerlendirmeyi yazmış kitabı okuduktan sonra. Evet. Gerçekten öyle mi? O mindere oturmuşken biz kitabı okurken evet, kendimizi de görebilir miyiz kitabın içinde? Mario Levi öyle dediyse sanırım öyle. Tabii. Evet. Hem edebiyatçı hem okur olarak ele aldığı için. Evet, aslında yine o yanlış algılamalarımız, kendimize biçtiğimiz sınırlar bizi tatil anlayışımızda bile yalnız bırakmıyor. Evet, yalnız bırakmıyor. Tatili bile adam evet, gibi yapamıyoruz. Bu bir yani ızdıraba dönüşebilir. Romanımın, bu mini mizah romanının kahramanı anlayamayan adam adını taşıyor. Anlayamadığı için, anlamak istediği için sürekli sorgulayan, merak eden, kurcalayan ve bu nedenle de başı birçok belalara giren bir kahramanımız var ve bu bir tatil beldesine gidiyor. Orada da başına gelenler, o beachlerde, minderler üstünde tatilleri anlamaya çalışırken, tatil beldelerinde o arka plandaki insanların, arka plandaki entrikaların kurbanı oluyor. Evet, ilginç bir mizah romanı. Evet, kendi alanda da ilginç bir deneme, onu anlıyoruz. Siz mutlaka roman okuyucusu olmalısınız diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Arada bir okuyorsunuz değil mi? Fırsat buluyor musunuz? Fırsat buldukça okuyorum. Peki roman kahramanlarıyla kendinizi özdeşleştirir misiniz hiç? Yani bu kişi de bana benziyor ya da ben öyle olabilirim gibi aklınızdan geçiyor mu? Hiç yani gerçekten o şekilde düşünmedim. Yani biraz hani gün içerisinde yaşadıklarımızla da alakalı oluyor. Hani bazen şey diyorlar ya, hani ne kadar polyanlasın, işte şöylesin, her şeye imser bakıyorsun falan. O şekilde hani belki zaman zaman benzetmeler olabilir. Hem sizi benzetebiliyorlar oradaki bir karaktere değil hı-hı mi? Evet, şimdi sizin romanlarınızda Ali Bey, bir de benim çok ilginç bulduğum bir başka araştırma var. Bir kavramı çok ciddi bir şekilde analiz ediyorsunuz. Bu toplumsal psikolojik bir kavram aslında. Biz hepimiz birden öteki miyiz? Birbirini ötekileştiren ötekiler miyiz biz? Evet. Biz başkalarını ötekileştirdiğimizi düşünürken kendimizi de mi ötekileştiriyoruz? Ben en son kuracağım cümleden başlayayım. Ötekileştirme niyete bağlı. Eğer bir ötekileştirme niyeti taşıyorsak ve kendi değerimizi kendi üzerimizden değil de başkalarının değersizliği üzerinden kurmaya çalışıyorsak, bir ötekileştirme sürecinin neredeyse startını veriyoruz. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Ötekileştirme başkalarını değersizleştirmeyle neredeyse evet, eş anlamlı değil evet, mi? Evet, eş anlamlı. Bunun için neden bulabiliriz? Biz bu masada üç kişi, üçümüz de birbirimizi ötekileştirmek için. Çünkü farklılıklarımız var. Çünkü bir bahane bulabiliriz. Evet, bahane bulabiliriz. Ama biz öteki gibi hisset, yani ötekileştirmemek için de o kadar çok bahanemiz var ki, o kadar çok ortak noktamız var ki. Ötekileştirmeyebiliriz evet, de. Yani ortak noktalarımıza baktığımızda ve değerimizi başkalarını değersizleştirme üzerine kurmadığımızda bu iş çok kolay. Şimdi söylediğinizin tersini düşünüyorum. Başkalarını değerlileştirdiğimizde evet, aslında kendimizi de mi daha değerli kılıyoruz? Kesinlikle öyle. Çok güzel bir konuya değindiniz. Biz başkalarını
değer verdiğimizi, bunu dillendirdiğimizi değersizleşeceğimizi düşünüyoruz. Böyle bir ezberimiz var, böyle bir yanlış ezberimiz var. Çoğumuz da öyle. Takdir etme eksikliği yaşıyoruz ve takdiri çok değerli bir dostum, gerçekten çok önemli meselelere el atan bir dostumu bazen umutsuzluğa düşüyor. Hani ben bu kadar gayret sarf ediyorum, işte anlaşılmıyor falan. Ona şöyle bir cümle kurdum. Sizin dedim arkanızdan konuşuyorlar dedim. Önce bir şaşırdı ama dedim güzel konuşuyorlar dedi. Yeah. Yüzüne söylemeyi. Sizin dedim haberiniz yok dedim. Sizin arkanızdan o kadar güzel konuşuyorlar ki. Yeah. Çünkü biz arkadan konuşmayı kötü konuşma olarak algılıyoruz ve bu böyle tezahür ediyor. Yani arkadan iyi konuşmayı bile değersizleştiriyoruz. Evet. Peki. Halbuki takdir edilse insanı daha çok şevklendirir. Kesinlikle. Yani karşıdaki insanı. Bu bir beslenme süreci. Tabii ki. Doğru beslenmeyi ve öğrenmeliyiz. Hepimiz biriciyiz ve her birimizin yeteneği biricik. Evet. Bu anlamda da paylaşılacak bir şey yok yani paylaşılmayacak daha doğrusu yani bir kavga çıkaracak bir durum evet. yok. Evet biz de kavga çıkarmadan dostlukla birbirimizi değerlileştirerek evet, bu programı evet, bitiriyoruz evet, şimdi. Evet. Ali Sevinç Bey evet çok evet güzel. Sizin değerli programınıza konuk olduğum için çok mutluyum. Ben sağ olun. De. Sizin kesinlikle. De değerli albümünüzü izlediğim için çok mutluyum. Ben de sizi tanıdığım için. İzlediğim için çok mutluyum. Evet, karşılıklı birbirimizi evet, değerlileştirmiş oluyoruz. Değerli kameraman arkadaşlarımız da evet, onların da emeği. Evet sağ olsun. Teknik ekip. Teknik ekip arkadaşlarımızdakiler. Ben her ikinize de teşekkür ediyorum. Programın çıkışını yapacağım ve sizden de Pınar baştan Bulanır'ı ardımızdan kapanıştan sonra söylemenizi rica edeceğim. Sevgili izleyiciler bugün de televizyon programı sona eriyor. 17 Nisan Perşembe günü televizyon programında Mario Levi ve doçent doktor Ali Budak bizimle birlikte İstanbul'un roman yazarı Mario Levi ile söyleşimizi de merak edin lütfen. Bugünlük bizden bu kadar. Hepinize iyi günler efendim.